Yılbaşı gecesi bir akrabasının evinden döndüğü sırada ehliyetsiz olduğu için polis kontrolünden kaçmaya çalışırken açılan ateş sonucu çenesinden vurularak bitkisel hayata giren 17 yaşındaki Görkem Karakan ölüm kalım mücadelesi veriyor. Görkem'i vuran polisin serbest kalması ailenin acısını ikiye katladı. Konu hakkında açıklama yapan amcasının oğlu Ekrem Karakan olayı şöyle anlattı. Ben Ekrem Görkem Karakan'ın amcasının oğluyum. Olay yılbaşı gecesi oluyor. Yılbaşı gecesi Ekrem dayısıgile gidiyor. Dayısıgilden dönüşte uygulamaya giriyor. Eviyle uygulamanın arası 1,5 kilometre. Uygulamada girip panikliyor ve tekrar eve geri kaçmaya çalışıyor. Geri giderken oraya bir çevik kuvvet timi indirmişler. 10 kişilik bir çevik kuvvet timi. Bu çevik kuvvet timinde 21 yaşındaki bir polis elinde kanışlı kop silahla Ekrem'i vuruyor. Hem yanındaki oturan şahsa doğru ateş ediyor hem de kendine, ama yanında kimse yok. Direkt öldürmeye sıkmış. Daha sonra biz Ekrem'i aramaya çalışıyoruz. Polis bizi aradı, dedi ki çocuğunuz kaza yaptı dedi. Saat bu 10.30 civarlarındaydı. Biz 10.30'dan saat 12'ye kadar Ekrem'i bulamadık Antep'in içinde. Gitmediğimiz hastane kalmadı. Karakollara soruyoruz, bilgi veremeyiz diyor. 112 acil arıyoruz, biz size bilgi veremeyiz diyor. En sonunda 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde kaydı yapılıyor ve tekrar siliniyor. Biz oradan Ekrem'in izine ulaşıyoruz. Ekrem'i tıp fakültesine kaldırmışlar. Tıp fakültesine geldiğimizde burada 20 tane polis vardı. 15 tane dışarıda Yunus ekibi, kapının önünde de ameliyatın önünde de 20 tane bir polis ekibi vardı. Biz bir polislere niye trafik kazasına geldiniz diye soruyoruz. Bize bir bilgi vermiyoruz. Size bir açıklama yapılacak diyorlar. Başka da bir bilgi verilmedi. Buraya getirilen ambulansın bütün kayıt bilgileri siliniyor. Burada ne müdahale yapılmış, ne işlem yapılmış, ilk andan itibaren bütün kayıtlar bizden saklandı. Normalde bu tür davalara biz araştırdığımıza göre jandarmanın ilgilenmesi lazım. Çünkü zanlı şu anda polis. Ama bunu jandarmaya da vermemişler, direkt cinayet masası ilgileniyor. Çünkü bu bir cinayet olduğu için cinayet masası ilgileniyor zaten. Polisin yapmış olduğu bir cinayet olduğu için. Şu anda sıkan şahıs serbest bırakıldı. O halden dolayı serbest bırakıldı. Zaten ifadesinde de o hal kapsamından dolayı sıktım diyor. Ekrem dayısıyla çıkıp eve doğru gelirken polisleri görüyor ve ehliyeti olmadığı için, alkol kullanan bir çocuk değil zaten, 16 yaşında genç bir çocuk. Ehliyeti olmadığı için panik yapıyor ve geri çıkmaya çalışıyor. Geri çıkmaya çalışırken de zaten çevik kuvvet ekibi sıkıyor. Olayın görgü tanıkları Ekrem'i ilk kaza anında yanına gidiyorlar polis vurduğunda. Neden böyle yaptınız diye polise sorduklarında adamı karga turuma atıyorlar kenara doğru. Şu anda daha biz annesine, yani bunun polis sıktığını söyleyemiyoruz. Sadece kardeşleri biliyor. Kardeşleri bile kapının önüne bir tane polis gelse tedirgin olmaya başladık biz artık. Hatta burada polisler geldiği zaman yanlarına hepsinin telsiz sedlerini sıktırıyoruz. Kapattırıyoruz herkesi. Hasta şu anda yoğun bakımda yatıyor. Bilgisayar hayatta. Durum hiç iyi değil diyorlar. Pek zaten ilk günlerde hiç kimseden bilgi alamadık. Hatta ilk 3 gün Ekrem'in durumunu öğrenemedik biz. Sadece bize dediler ki yatıyor, bu kadar. Biz daha sonra Ekrem'in durumu için bir hocayla konuştuğumuzda hoca dedi ki ben ilk Ekrem'i gördüğümde ilk ben muayene ettim dedi. Muayene ettiğinden sonra Ekrem'in polisler gelmiş demişler ki bu kayıtları silin, trafik kazası olarak göstereceksiniz bu kayıtları demiş. Doktor o zaman ben demiş bu hastayı muayene edemem deyince geri tekrar kayıtları değiştirmişler, ateşli yaralanma olarak göstermişler. İlk polis kayıtlarda trafik kazası olarak geçirmek istemiş. Ve şu anda 112'nin ne kadar, yani bu ambulansın içinde buna ne yaptı, hangi müdahalelerde bulundu, bunların bütün kağıtların hepsi kayıp. Almış yırtmış polisler. Saat gece, olay saat 10.30'da oldu. Biz 12'de Ekrem'in kaza yaptığını, yani bu polisin vurduğunu öğrendik. Saat gece sabaha karşı 4'te bize biz vurduk diye söylediler. Olay gecesi Ekrem'le ilgili çok haber çıktı. Bazı haber internette, bazı haberlerde terörist olduğu söylendi. Bazılarında ismi verilemeyen şahıs polisten kaçtı, hatta çatışma çıktı diye söylendi. 16 yaşındaki bir çocuk sadece bu. Biz bunu söylemek istiyoruz herkese. Biz sesimizi ne kadar duyurabiliriz de onu da bilmiyorum ama. Yani bir polis devleti olduk gidiyoruz, sadece bu. Adam, sıkan adam o halden yaralanıyor. Kanun hükmünde geceleri çıkarttıkları kanun hükmündeki kararnamelerle faydalanıyor. Vuranlar hiçbir şey olmuyor, yatanlar zaten burada yatıyor. Arabanın içinde bir tane poşet bulunuyor, o da kadayıf. Polis de diyor ki arabanın içinde bir tane poşet vardı, biz bakmadık, acaba içinde ne vardı diyor. Ve bu arabaya bomba yıkma ekibi gelmiş, incelemiş. Olay yeri inceleme gelmiş, incelemiş. Polisler inceliyor bir şey var mı diye. İtfaiye geliyor. Herkes geliyor, o poşetin içine kimse açmaya cesaret edemiyor. İçinde kadayıf var. Bilmiyoruz diyor, polis de soruyoruz.